İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Erzurum Yakutiye'de bulunan Coşkun Güveç'teyiz. Yanımızda işletme sahibi Ensar Coşkun Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörle alakalı bizlere neler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz şehrimize, Erzurum'a. Coşkun Güveç Dünyası'na hoş geldiniz. Öncelikle bizleri burada ağırlamış olduğunuz için bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sektörle alakalı çalışmalarınıza kalem kalem değinmeden önce sizleri çok kısa tanımak isteriz. Evet, buyurun. 1975 doğumluyum, Erzurum doğumluyum. Bu mahallede doğdum. Bu mahallede işimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştık işte. Ufak bir yerden buralara geldik çok şükür. Üç çeşit yemeğimiz var. Az, öz. Bundan yola çıktık. Devam ediyoruz. Çok yani şükür. Aslında yıllardır bu işi icra ediyoruz. Tabii. Hem memleketimizde hem doğduğumuz yerde evet, insanlara bu hizmeti veriyoruz. Aynı mahallede. Çok harika. Aynı mahallede. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada 35-40 tane arkadaşımızla beraber bir çorbamız kaynıyor. Çok şükür ekmeğimizi yiyoruz. Çok harika. Bu anlamda burayı biraz daha tanımak isteriz. Vermiş olduğunuz hizmetleriniz nelerdir? Şöyle diyeyim, bu yemeklerin ikisi üçü patentlidir. Sadece bana aittir, yani patentlidir. Tabii ki önce Cenab-ı Allah nasip etti. Biz de yapa yapa bu durumlara getirdik. Mesela iki işi, üç işi geldiği zaman önden mantar alır. Bak bizim mantarımız gerçekten çok güzeldir. Yani bu tereyağlı, kaşarlı mantar şöyle. Evet, çok lezzetli gözüküyor. Evet. Bu tereyağdan, köy tereyağı, mantar fırında pişmesi bu hale getiriyor. Önce mantar alıyor insanlar ortaya, bunu aparatif olarak. Ondan sonra bizim etimiz geliyor. Et tavuk karışık. Mesela et tavuk birbirine zıttır. Ama biz eti tavuğu birbirine sevdirmişiz. Bu çok güzeldir. Şöyle kaldırayım. Bu da sade ettir mesela. Antikottan, bonfileden olan bir yemektir. Yani bu başka et kullanmıyoruz. Evet. Bonfiledir. Bu da sade tavuktur. Bu da tavuğumuz da çok güzeldir. Özel terbiyesine yapılmıştı tavuğumuzu. Bu da pide çeşidi. Bize kendimize has saray pidedir. Yanında sızak ekmeği. Bir de bak sızak salata. Mesela en önce yemeklerimizden sızak salata, biber, domates, sarımsak böyle bir şey önden gelir. Peşine de yemeklerimiz gelir. Kendimize has ayranımız vardır mesela. El yapımıdır mesela. Böyle bir soframız işte, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne bileyim yani, bir şeyler bu memleketimize katıyorsak önemli olan odur. Sıza ekmeğimiz mesela, lavaşımız, ekmeğimiz, yoğurdumuz yine aynı, çörekli yoğurdumuz. Bir şeyler atmaya çalışıyoruz işte. Çok güzel gözüküyor her şey. Evet. Ellerinize sağlık. Zaten teşekkür ederim. Yani yılların verdiği o maharet mi diyelim artık, elin lezzeti mi diyelim, çok güzel ürünler ortaya çıkarmışsınız. Çıkmış ortaya yani. Ben dedim az olsun, iki çeşit olsun. Mesela bizim Erzurum'da cağ kebabı da var. O da evet, güzel mesela. Evet. Biz dedi bir şey daha katalım. Yani herkes cağ yapıyor, ben niye cağ yapayım? Ben de farklı bir şeyler yapmaya çalıştım. Onlar da çok güzel. Mesela bizim Erzurum'a gelip de bu güveci tatmadan gitmeyin. Bir kez. Bizler de o zaman herkesi lezzetli güveçler yemeye buraya davet ediyoruz. İlk ve son. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın buraya geldiğiniz için. Gidiyoruz. İnşallah.